Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size Silüet Kör komutunu anlatacağım. Silüet Kör komutu 3D Sketch bölümünde bulunur. Bu komutu anlatabilmek için öncelikle sizlere bir model çizeceğim. Bu model üzerinden bu komutu sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Sketch menümün seçiyorum. Create panelinin altında Rectangular komut kümesinin altında Polygon komutumu çalıştırıyorum. Polygon komutumu çalıştırıyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Yüzeyimi seçtikten sonra poligonumu oluşturuyorum. Bir altıgen bu. Bu altıgenimi oluşturduktan sonra 3D model menüsüne geliyorum. Create panelinin altında Extrude komutunu çalıştırıyorum. Extrude komutunu seçiyorum. Mesafeye 30 seçiyorum. OK diyorum ve modelimi oluşturuyorum. Daha sonra bu modelin ön yüzeyine sağ tıklayarak New Sketch diyorum. Ve ardından Create panelinin altında Circle komutunu seçiyorum. Çapı 5 milim olan çemberimi çiziyorum. Çemberimi çizdikten sonra Finish Sketch diyorum. Çıkıyorum. Daha sonra 3D model menüsünde Create panelinin altında Extrude komutumu çalıştırıyorum. Ve yönünü belirliyorum. Daha sonrasında Extrude'umu gerçekleştiriyorum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra komutu anlatmaya çalışacağım. Silüet Kör komutu dediğim gibi 3D Sketch başlığının altında bulunur. 3D Sketch başlığını seçtiğim zaman Ribbon menüm geldi. Silüet Kör komutunu çalıştırıyorum. Silüet Kör komutunu çalıştırdığım zaman arayüzüme bu şekilde bir ekran gelir. Zaten arayüzümde şu anda tek body'm olduğu için body'm otomatik olarak seçme işlemim gerçekleşti. Daha sonrasında da direction'ımı seçeceğim. Direction'ımı browser'ımdan seçebiliyorum. X aksisi boyunca bir silüet oluşturmak istiyorum. Diğer seçenekleri inceleyelim. Exclusion. Hangi yüzeyi hariç tutmak istiyorsam o yüzeyimi seçiyorum. Mesela bu yüzeyimden bir silüet oluşması istiyorsam o yüzeyimi seçiyorum. Exclude Straight Faces. Bu da düz yüzeyleri hariç tutmaya yarayan bir komut. Bunun altında da Exclude Internal Face komutu bulunuyor. Bu komutta da internal yani iç yüzeylerin silüetini istersek almayabiliyoruz. Bunun da seçimini gerçekleştiriyorum. Bunu seçtiğim zaman artık bu seçmiş olduğum face ve İç yüzeyde silüet oluşmayacak. Diğer yüzeylerde seçtiğim doğrultu boyunca bir silüet oluşacak. Okey diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu yüzeyde silüet oluşmadı. İç yüzeyde de bir silüet oluşmadı. Kolaylıkla silüetlerimizi oluşturabiliyoruz. Silüet Curve komutu ile ilgili anlatacaklar bu videoda bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.